İzmir'de HDP il başkanlığına silahlı saldırıda bir kişi öldürülmüş. Saldırgan Onur Gencer, binada kim olsa vuracaktım demişti. O saldırganın poligonda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Peki bu saldırgan kim ve arkasında birileri var mı? İşte cevabı. 17 Haziran'da İzmir Konak'taki HDP il başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer, o esnada ofiste olan Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Yapılan araştırmalarda Gencer'in adeta saldırıya hazırlanırkenki görüntüleri ortaya çıktı. O görüntüleri ve saldırının arka planını CNN Türk istihbarat şefi Nihat Uludağ değerlendirdi. Bir takım hazırlıklar yapmış, çalışmalar yapmış. Poligonlara gitmiş, silah talimleri yapmış, HDP binasında Google'dan yerini bulmuş, orada bir keşifler yapmış. Hatta o bina içerisinde bulunan bir İngilizce kursu var. Orada kendini kursa kaydettirmiş ki ön bir keşif yapmış. Yani planlı, projeli yapılmış bir saldırı olayı. Saldırıya dair yapılan soruşturmada Onur Gencer'in bir yılda 7 kere poligona gittiği ve atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Annesinin vefatından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor ve işe gitmemeye başlıyor. Hala memur olarak gözüktüğü için de bir sakınca görülmüyor. Ve silah alıyor. Silah da Amerikan marka bir silah ve 10 tane mermi alıyor. 7 defa gitmiş bakın, hem uzun namlulu silahla hem evet, tabancayla atış talimi yapıyor ve çalışmış. Ve gidiyor, yani nasıl silah kullanacağını test ediyor, öğreniyor burada. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Gencer'in ilk ifadesinde aslında daha çok kişiyi öldürmeyi planladığı da anlaşıldı. Amacının bir kişi değil, kim varsa oradaki katletmek olduğu ortaya çıkıyor. 10 mermi var yanında götürdüğü ve 10 mermiyi de orada kullanıyor. Bu zanlı 2020 yılının ilk aylarında sağlık memuru olarak Münbiç'e gidiyor. Suriye'ye de gidiyor. Acaba orada kimlerle temas kurdu? İstihbarat birimlerinin üzerine durması gereken önemli noktalardan birisi de burası. Kim varsa oradaki katletmek olduğu ortaya çıkıyor. 10 mermi var yanında götürdüğü ve 10 mermiyi de orada kullanıyor.